Hani Türkiye siyasi haritasında yani herkesin bildiği üçlü bölünme, yani bizim çok oy aldığımız Doğu Güneydoğu, işte Orta Anadolu ve Karadeniz'de iktidarın daha çok oy aldığı, sahillerde de daha çok işte Millet İttifakı'ndaki partilerin çok oy aldığı bir durum var. Bizim yarışımız iktidarla. Dolayısıyla da yani şu espriyi hani yapıyoruz biz sokakta da, yani bu seçimde 1 milyon oy verin birinci turda, ikinci turda eğer muhalefetin başka bir adayı ikinci tura kalırsa 6 milyon olarak bunu geri alın. Bu iyi bir Şimdi dayanışma. bu hem Muharrem İnce için hem de Meral Hanım için geçerli mi? Evet, biz bu konuda çok netiz. Nedir? Bizim açımızdan kişiler üzerinden siyaset doğru değil. Yani biz Erdoğan düşmanlığı taşımıyoruz. Bir Evet. sistem eleştirisi yapıyoruz. Tek adam rejimi Erdoğan için de yanlıştır, Muharrem İnce de, Meral Akşener için de, bizim adayımız için de yanlıştır. Parti devleti anlayışı sistem olarak yanlıştır. Kim olursa olsun iktidarda bu yanlışa karşı tavır koymalıyız. Dolayısıyla biz demokratik bir parlamenter sistem, katılımcı, doğrudan demokrasiye açık, sivil Bir toplumun, cumhuriyet medyanın özgür manşeti verir olduğu. misiniz Savaş? Dolayısıyla Cumhuriyet. da böyle bir konsepti savunan muhalefet adayı kim olursa olsun ikinci tura kalan, bu politik tutum etrafında, kişisel çıkarlar etrafında değil. Yani ben ne olacağım, bize ihale verecekler mi falan, O böyle bir zaman siz paylaşım bir değil. ilkeler bazında bir Evet, şey belirlediniz, bir çok net bu, tavır. evet. Birinci turda kendi adayınıza Selahattin Demirtaş'a ve Evet. HDP'ye oy vereceksiniz. Evet. İkinci tura sizin adayınız kalırsa tabii ki kendi adayınız ama olmazsa Sayın Erdoğan'la İnce yarışırsa İnce'ye oy vereceksiniz. Gayet net bu bizim açımızdan. Gayet net. Yani tartışılacak hiçbir durum Peki yok. Sayın Erdoğan'la Sayın Akşener kalırsa orada da Akşener'e oy vereceksiniz. Evet. O da net Evet. mi Evet, öbürü bunu da net kadar? olarak